Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Ne var yok? Hoş geldiniz. Merhaba canım, hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın Meltem? Sağ ol. Sen? Gayet iyi, gayet iyi. Sana iyi haberlerim var Tombul teyze. Bana Tombul teyze demeyi ne zaman bırakacaksın Haluk? Bu haberi sana söyledikten sonra Tombul teyze. Neymiş abi o haber? Menderes abi ameliyatla yağlarını aldıracakmış. Kendisi daha kabul etmiyor ama kabul ederse sen de yırtarsın. Benle ne alakası var bunun? Ha, yani sen de yaptırmayı düşünüyorsan indirim alırız, o yüzden söyledim. Yani bir ameliyat yaptırana ikincisi bedava. Bende yağ mı var Haluk? İyi bak. İyi bak. Haluk. Ama bak gıdısı var bak. Nerede bak? Yok. Sen kendi gıdına bakıyorsun. Bu kadar gıdın var. Erkeğim. Zengin gösterir. Erkeğin göbeklisi bak. Bak Gönülcüm şöyle yap ya hayatım. Şöyle yap. Şöyle yap. Sabahları yapıyorsun ya böyle 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 böyle. Hiç yok. Daha da nasılsın Tombul teyze? Haluk. Ne? Uğraşma şu kızla. Ya ben onun iyiliği için söylüyorum bir kere. Şimdi o yağlarını aldırmış olsaydı kimse Tombul teyze diyebilir miydi? Ben diyebilir miydim mesela? Ha Tombul teyze? Haluk bir kere gönül tombul falan değil abicim. Balık eti. Balık eti mi? Ay yani etine dolgun. Etine dolgun. O anlamda değil, balık olarak dolgun. Yani gönül... Konuş, konuş sen de. Konuş, evde konuşacağız seninle biz Tuna. Hayatım ben... Konuş, konuş, devam et. Yok, öyle balık demedim yani. Benim söylediğim balık başka bir Ay, yeter artık ya. Sıktı bu muhabbet ama ya. Yapma Haluk, ne olursun, rica ediyorum. Tamam, yeter. Şekerleri alabilirsin Emine, biliyorsun. Ben şekersiz içiyorum yani. Oh, pastayı, böreği, çöreği götür. Ondan sonra çayı şekersiz iç. Yok yok, bu Tombul teyzenin kesin yağ aldırması lazım. Haluk, sen herhalde farkında değilsin ama yani Gönül çok fazla kilo verdi. Allah Allah, ben hiç göremiyorum. Yani şöyle söyleyeyim sana, bu Tombul teyze yağlarını aldırsa... yani bir Tombul teyzenin yağlarından iki Gönül çıkar. İki Gönül bir olunca samanlık seyran olurmuş. Ne alakası var? Şöyle alakası var. Zero Bey'le Gönül Hanım birbirlerini böyle sevmişler, böyle kabul etmişler. 3-5 kilo fazlası var, ne olmuş yani? Vallahi helal olsun Emine, lafı gediğine koydun yani ha. lafı gediğine koymak bizim işimiz Zero Bey. Bakalım ben birkaç kilo daha verince ne diyecek bu Haluk? Ama ne diyecek Gönül Allah aşkına ya? Sus pus olacak, oturacak koltuğuna. Ne yapabilir ki yani? Ya bu Tombul teyze kilo milo veremez. Bunun yağlarını aldırması lazım diyorum. Ayrıca sen de Tombul teyze lafına alışsan iyi olur. Tombul teyze. Bari ikna edin de olsun bu ameliyatı Menderes Bey. Ya dinlemiyor ki Gönül. Vallahi gerekirse ben de konuşurum yani. Bir iki laf ederim Menderes abiye. Yani sen de eğer dikkat etmezsen birkaç yıl sonra sen de öyle olacaksın söyleyeyim. Ay Haluk sen uyarmıyorsun ki yani manasız yere dalga geçiyorsun. Hay o kadar da kilom olsa bari. Ya bir de kelepçe takıyorlarmış galiba mideye değil mi? O nasıl bir şey Gönül? Kelepçe zor. Sen taktıracak mısın? Haluk'cum Gönül niye kelepçe taktırsın? Yani bu fizikte birine takılmaz ki. O çok ciddi kilo problemi olan insanlar için geçerli bir tedavi yöntemi. Ha yani yarın öbür gün Tombul teyze çok kilo alırsa zaten o midesine taktırmasın, ellerine taktırsın ki yiyemesin. Ay sen asıl kendine bak. Yiyorsun kebapları, lahmacunları, geçiyorsun televizyonun karşısına. Öyle oturuyorsun. Yakında damarların tıkanır senin, ben sana söyleyeyim. Ay Allah korusun beni. İşte. Bir şey olmaz. Hem bir kere ben o yağları eritiyorum. Ne var? Ben de eritiyorum, spor yapıyorum. Haluk Bey de eritiyor ama ekmeğin üstünde. Alıyor böyle sıcak ekmeği, böyle sürüyor tereyağlarını, böyle eritiyor. Tereyağı eritiyor.